Hocam soru basit ama çok inandığımız mitlere dayanıyor. Soru onun için almak istedim, bu mitleri yıkmak için. Beynimizin kotası var mı hocam? Beynimiz dolar mı? Dolmaz. Yani mesela beynimiz suyla dolabilir. Yani kapağını açıp içine su koyarsan dol. Ama öğrenerek, düşünerek bilmem ne dolacak bir kotası yok. Kota dediğim bilgisayarda, makinede ya da dosya dolabında olur. Bizde öyle bir şey yok. Bizim sistem zaten fiziksel olarak bir şeyi bir yere depolayarak, kaydederek, yazarak, kazıyarak çalışmıyor. Bizdeki sistem örüntüsel, ilişkilendirmeli bir sistem. Şimdi eğer dosya dolaplarında kayıtlı şeylerle belli bir kota içerisinde kullandığımız bir hard diskimiz olsaydı ne olurdu biliyor musunuz? Soruyorum diye bir programı yapamazdık. Çünkü sizin sorduğunuz soruya benim cevap verebilmem için önceden o cevabı dosyalayarak oraya yerleştirmiş olmam lazımdı. Aradığınız dosyaya şu anda ulaşılamıyor diye bir mesajla mavi ekran vermem gerekirdi. Ama öyle olmuyor. Ne oluyor? Bir şey soruyorsunuz. Mesela biraz önceki Muhammed'in sorusu bana bir şey öğretti ben cevap verirken. Yani daha önce söylemediğim bir şey bir aracımanla ağzımdan çıkıverdi. Bunu bana dün sorsaydı başka bir cevap verebilirdim. Yarın sorsa belki bambaşka bir şey söylerim. Yani bugün sormamış olsa da bir sonraki gün sormuş olsa belki başka bir şey çıkacak. Beynimiz ve zihnimiz doğuşkan, kaotik bir sistemdir. Bir hard diskten çok bir kompleks müzik parçasına benzer. Farklı bölümleri, farklı notaları, inişleri, çıkışları vesaireleri vardır. 7 tane notayla sınırsız parça yapabildiğiniz gibi zihnin de üretebileceği kombinasyonların sınırı yoktur. Öğrenebileceklerinin de bildiğimiz bir sınırı yoktur. Nedeni olduktan sonra her şeyi öğrenir. O yüzden her şeyi öğrenemez. Çünkü onu öğrenmek için bir nedeni yoktur da öğrenememektedir. Bir nedeni varsa her şeyi öğrenebilir. Ve bunları topladığımız zaman da arkadaşlar ders çalışırken, sınava hazırlanırken ya da uzun süre iş saatlerinde artık kafam doldu, kazan gibi oldu dediğiniz şey yani dolan kısım hafıza ya da çalışma kotası değil, sabırdır. Sabır çabuk biter. Ön beyin yorulunca sabır düşer ve ön beyin yorulur. Ön beyin bu kadar kullanmaya gelmez. Çok fazla miktarda karar almak, ıncıklı cıncıklı düşünmek, hayatınızdaki her anı kafanıza göre belli bir planda belli adımlarla atmak zorunda hissetmek kendini ön beynin pilini bitirir. Ön beyni iyi kullanmak için dans moduna geçin arkadaşlar. Gelen ağam giden paşam biraz rahat olun. Yarın ne olacağı bir bırakın. Yarın zaten yaşayacak mıyız, yaşamayacak mıyız belli değil. Şimdi burada şu anda şimdi ve buradanın gerçekliğinde Hakan Güneş'in lafını kullanayım. Şu anda ne oluyor? Bir ona bakın. Keyfinize bakın. Burada da dans etmeyi unutmayın. Yani eğer bugün burada şimdi şu sayfaya geldiyseniz, YouTube'da bu videoyu izliyorsanız ya da belki bu soru yorumdan işte daha sonra sevgili Ozan'ın yayınladığı parçalardan birine buraya denk geldiyseniz, bunu izlerken ki andaki şu andaki halinizle şu anda duyduğunuz şeyler arasındaki etkileşime odaklandığınız takdirde, bunu sadece bir dakika yaptığınız takdirde daha önce kendinizle ilgili hiç fark etmediğiniz bir şey fark edeceksiniz. Ne olduğunu bilmem. Onu siz fark edeceksiniz. Şimdi bakın, şimdi bunu dinlerken, şimdi burada, şu anda. Bana bakın, Hazal'a bakın, orada bizi görüyorsunuz. Bu adam bir şeyler söylüyor, ekranda bir şeyler yazıyor. Kendinize bakın, ne yaptığınıza bakın, bugün neler yapmıştınız, şimdi buraya nasıl geldiniz, neden burada oturuyorsunuz, ne bekliyorsunuz, ne veriliyor size, siz bunu nasıl anlıyorsunuz, adamın niyeti o mu, sizin anladığınız aynı şey mi? Buraya odaklandığınız anda fark edişlerinizin bile sınırı yoktur. Bırakın ki beyninizin kotasını. O yüzden hayatta şimdiye şu ana odaklanmak beynin kotasız sistemini devreye sokmak demektir. Coşturun vallahi. Hayat güzel bu açıdan bakınca. Sağlık saat olsun. Güzel söylediniz hocam. Ben bayılıyorum sosyal medya sorularına, biliyorsunuz. Evrim ve sosyal medya benim için çok önemli yerler işgal ediyorlar. Bir saat Instagram'da dolaşırken hiç sıkılmıyorken neden 20 dakika ders çalışmaya tahammül edemiyoruz? Yani şimdi tam gollük orta ben ne diyeyim yani. Bir saat tefekkür 1.000 sene ibadetten hayırlıdır diye bir laf söylediler mi size büyükleriniz bilmiyorum. Bizim kültürümüzde böyle bir söz vardır. Bir saat tefekkür yani bir saat tefekkür fikretmekten geliyor. Fikretmek derin düşünmek demek. Bir konuyu kafaya takıp bir saat düşünmek. Soru şu, hiçbir şeyi bir saat düşündünüz mü şimdiye kadar? Bu çok kolay sorulan ama cevabı zor bir soru. Bir saat. Mesela benim böyle bir deneyim var. Bu konuda da bir yazı yazmıştım. Galiba unutulacak şeyler kitabına koyacaktım. Vaz mı geçtim? Yoksa koydum mu hatırlamıyorum. Belki de onun içinde vardır. Bir biyolog olarak bu sözü düşünürken yaşam okulunda Çanakkale'de ya dedim bari 10 dakika bir tefekkür etsem. Hani benchmark olsun, test yapayım. Tamam bir saat zor şu anda vaktim yok ama
Hani bakayım ne kadar dayanabiliyorum diye. 10 dakika yaparım dedim. Ya mesela konu olarak da karıncaları seçtim. Orada bir karınca yuvası vardı. Dedim ben bu karıncalara bakacağım. Tefekkür edeceğim dedim bunları bir 10 dakika boyunca. 2,5 dakika olmadan düşünecek şeylerim bitti. Ki ben karıncalarla ilgili bayağı şey bilirim. Yani zamanında deli gibi okuduk. Entomoloji derslerinde kaç tane türünü ezbere çektik. Yani formik asitin karıncadan elde edildiğini bilecek kadar da gereksiz bilgilere sahibim. Ki onun da adı zaten Formica rufa, Latince ismi. Onu bile hatırlıyorum. 2,5 dakikada düşünecek her şeyin bitti karıncayla ilgili. Ve o anda çok çarpıcı bir gerçekle yüz yüze geldim. Zihnimi belli bir konuya uzun süre odaklayabilmem için çok çok yüksek bir motivasyonum ve niyetim olması gerekiyor. Zihnim başka türlü orada durmuyor. Peki, benzer bir durum. Çok uzun süre, bir saat diyelim, odaklanmaya çalıştığınız şey daha yeni gönlünüze ateş düşürmüş sevgilinizin sözleri ise ne olacak? Ne bir saati, kaç saat, ağzından bal damlıyor, Allah'ım gidemiyorum. Zihninizi oradan alamazsınız, bırak konsantrasyonu tutmaya uğraşmayı, zihnini oradan çekemezsin. Dolayısıyla aşk var ise o işe kafan, beynin, zihnin, gönlün, kalbin gömülür. Ama aşk yok ise oraya zincirle bağlasan duramazsın. Şimdi gelelim Instagram'a. Instagram'da ne var efendim? Instagram'da cicikler var, bicikler var, kalpler var, dopaminler var, hoş kızlar, baklavalı erkekler, güzel arabalar, başarılı, başarılı insanlar. Neler 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 var. Beynimizin maymununun aşık olduğu şeyler var. Bizim beynimiz içinde bir maymun var. Daha önce çok anlattım. Gördüğü her renkli şeye atlayan, hırp hırp oraya buraya atıyor. O maymunun ziyafeti Instagram. Çalıştığınız ders ise İçinizdeki amaca sahip yetişkinin, ilerisi için büyük hayalleri olan devrimcinin, büyük inşaatçının, inşaatçı derken inşaat mühendisini kastetmiyorum, dünyaya yeni bir şey inşa edecek o liderin işleme alanı. İçinizde böyle biri yoksa o dersi işleyemezsiniz, üzgünüm. O derse 10 dakika dayanıyorsanız size bence Field madalyası verilmesi lazım, matematiğin Nobel ödülü. Dolayısıyla motivasyon olmadan hiçbir işe takılamazsınız. Tavsiyem, yapacağınız herhangi bir işi lütfen oturup önce düşünerek hayattaki amacınız açısından bir sınayın. Ben bu işi hayatımda ne yapmak için yapacağım? Buna niye vakit yatıracağım? Onu bir düşünün. Bakın o 10 dakika hızla yarım saate, o da hızla saatlere gayet güzel çıkar. Biraz önce karıncalarla ilgili söylediğim size Formica rufa gibi, Coccinella semptampunctata gibi, Grillo talpa gibi, bu dana burnunun Latince adıdır mesela. Bu isimler benim niye aklımda biliyor musunuz? En son bunları 25 seneden daha eski zaman önce derslerde görmüştüm ama entomoloji dersi için bunu yaptım. Hocasını sevmezdim. Ders anlatış biçimini beğenmezdim. Ama ve lakin bir gün dedim ki ya bu böcekler aleminin dünyanın hakim türü olduğunu öğrenince ben dedim biyolojiyi anlamak istiyorsam bu böcekleri yakından anlamam lazım. Yani bunun sistemini çözmem lazım deyip biraz da tabii sınav stresiyle bitirme senesiydi 4. sene. Oturup deli gibi 750 tane böcek ismini yazdım. Onları ezberlemek için bir yöntemler keşfettim. Sevgili arkadaşım Ali ile beraber, o zaman sınıf arkadaşım, evde birkaç hafta sonra bunlara çalıştık. Arkadaşlar günlerce doyamadım o milletin sıkılıp intiharın eşiğine geldiği Latince böcek isimlerini ve fonksiyonlarını ezberleme konusunda. Bıkamadım. Çünkü içimde böceklerin hayatımdaki yerine dair oluşan aşk beni o konuya geçici bir süre aşık ediverdi. Hala bu arada entomolojiyi çok severim. Sevgili danışmanım Osman Sert, hala Hacettepe Üniversitesi'nde profesör doktor, Türkiye'de adli entomolojinin de kurucularındandır. Onun da etkisiyle, çünkü adamı seviyorduk, entomolojiyi de ondan dolayı sevdik, böcek bilimini yani. Bütün bu faktörlerin birleşimiyle milletin gıcık olduğu ders benim için vallahi skor dersine dönüşmüştü. Çok da hoşuma giderdi. Yaptığınız işin ne kadar zor olduğunu konuşmayın. Zor iş yoktur. Az aşk vardır. Zor iş yoktur. Az aşk vardır. Bu da bugünün özdeyişi olarak. Çok da güzel oldu hocam. Bir de hocam ben sizin şu söyleminizi almak istiyorum şu anda. Bir yerde de kullanmak için sonrasında. Instagram içimizdeki maymunun ziyafetidir. Çok hoşuma gitti. Aynen. Tam bir ziyafet çünkü o ona. Hani. Maymunları küçümseyerek söylemedim. Ben de Instagram'da çok zaman kaybettim zamanında. Maymun bende de var arkadaşlar. Evet, ama ben mesela son zamanlarda Instagram'ı bıraktım. Yani eşim dostum diyor ki mesaj atıyoruz hiç bakmıyor. Ya ben açınca maymunu susturamıyorum ki abi. Instagram'ı kapattım o yüzden. Hazal'ı takip ediyorum arada işte. Hazal bir şey atarsa ona bakıyoruz değil mi Hazal? Karşılıklı takipleşme. Evet. Bir de Gezen Bey'ini takip ediyorum. Başka ne yapayım yani? Evet, Gezen Bey'in çok sakin bu aralar. Evet ya. Ben onu bir hareketlendirmek için iletişime geçeceğim hocam. Evet, Gezen Bey'in komaya girdi lütfen. Uyandıralım. Cem Ediyo
pandemi sürecinde ciddi bir sıkıntı oldu onun için. Bak bak nasıl müşteri kızıştırıyorlar. Hazal Hanım, sizin ilginizi çekmese evet. de hocaya sorar mısınız? Beyinde nöron oluşumunu ne? Bak bak ulan nasıl yemin ediyorum ortalığı karıştırma fitne fesat. Hazal niye ilgisini çekmesin? Hazal biliyor, daha önce o soruya cevap verdik değil mi Hazalcığım? Anlattık hocam, NGF'yi anlattık, şunu anlattık falan. İnsan dediğimiz şey manipülasyonu ve manipülasyon etmeye açıktır. Sadece bazen fark ederiz, bazen fark etmeyiz bile bunu yaptığımızı. Evet, biraz ortalığı kızıştırır böyle yorumlar ama olsun. Onlar da tat veriyor. Sevecenlikle dalga geçiyorum, yoksa kızdığım yok. Burada çok nadir şeye kızdığımı hatırlıyorum. Yani bir kere de bir televizyon programında kızdırmışlardı. Onun dışında ben kızmıyorum arkadaşlar. Kızma bezim yok benim.